İstanbul'da ya da Avrupa'da herhangi bir kiliseye gittiğimizde, ikonografiyi konu alan herhangi bir kitabı okuduğumuzda ya da hepsi bir kenara bırakıldığında yalnızca düşüncemizde beliren belli bir İsa tipi vardır. Genç ve güzel bir yüze sahip, açık tenli, açık ve uzun saçları ve sakalları olan, gözleri parlayan İsa. Karşımızdaki eser Katolik ya da Ortodoks üslubuna sahip olsa da en azından şahit olduğumuz yakın çevremizdeki İsa ikonları daima birbirine benzer. Ancak İsa'nın bu betimi çok daha geç bir dönemde oturmuştur. Ki hala daha başka coğrafyalarda oradaki insan tiplerine yakın olan İsa ikonları kullanılmaktadır. Bu noktada biraz daha eskiye gidilmeli ve İsa ikonlarının ilk çıktığı dönem anlaşılmalıdır. Milattan sonra yaklaşık 3. yüzyıllarda erken Hristiyan sanatının ilk izleri görülmektedir. Sanatın, dinin ortaya çıkışından 3 yüzyıl geç kalmasının nedeni, İsa'nın ölümünden sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan bu yeni dini özgü sanatın icra edilmesi için uygun koşulların olmamasıdır. Havariler çağı olarak da adlandırılan bu dönemde bu yeni dine bağlanan insanlar inançlarını dahi gizli yaşamaktadırlar. İsa figürleri ilk olarak Roma katakomplarında karşımıza çıkar. Roma sınırlarının biraz daha dışında olan ve yer altına kayaların oyularak yapıldığı bu mezarlar Hristiyanların toplu mezar kompleksleridir. Ancak burada ortaya çıkan sanatın ilk örnekleri pagan figürlerle oldukça benzerlikler taşımaktadır. Bu noktada Konstantin'in 3. yüzyılın sonlarında Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmesinden sonra tarihlendirilen Junius Bassus Lahti örnek olarak verilebilir. Figürlere bakıldığında bir Roma lahtinden neredeyse farksızdır. Kutsal herhangi bir işaret olmadığından kutsal metinle beraber anlaşılabilir. Ve İsa'ya bakıldığında ise günümüz betimlerinden oldukça farklıdır. Çok daha genç yaştadır, sakalsızdır ve saçları kısadır. İsa olmaklıktan çok bir filozofu andırır ve bu erken Hristiyanlık sanatının her ürünü için geçerli bir özelliktir. Filozof olarak İsa. Siyasal olarak Roma'nın ikiye ayrılmasıyla erken Hristiyanlığın bu üslubunu Doğu Roma yani Bizans sürdürür. Ortodoksluktaki inanç antik Yunan ve Roma'daki felsefeye yakın bir bağlamdadır. Bu sebepten dolayı Hristiyan teolojisi bu kaynaktan çokça beslenmiştir. Yuhanna İncil'in ilk cümlesi olan "Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'ydı" ifadesinden bu rahatlıkla çıkarılabilir. Buradaki söz, Yunan felsefesinin temel taşlarından olan logosa, yani kelimeye, akla ve mantığa karşılık gelmektedir. Bu yüzden hem coğrafi hem de tarihsel olarak bakıldığında İsa'nın bir filozof formunda görülmesi şaşırtıcı değildir. Nasıl ki antik Yunan'da belli bir öğretici, bir filozofun etrafında bir topluluk ya da ekol oluşturuyorlarsa, İsa ve takipçileri de bu yapıdan farksızdır. Diğerlerinden daha erken bir tarihe, 2. yüzyıla ait olan Domitilya Katakombu'nun bu freskine bakalım. Dinsel bağlamda herhangi bir bilgiye sahip olunmasa bile bu freskten anlaşılacak ilk ve belki de tek şey bir öğretmen, hatta bir filozof ve çevresindeki öğrencileri olacaktır. Fresk, iyi incelendiğinde dönemine göre hareket ve diyalog içeren bir eserdir. Kollarını yukarı kaldıran, belirgin bir koltukta oturan figür, kollarını açıp etrafına yoğun bir ders veriyordur. Ama anlatılan şey bu değildir. Bu fresk muhtemelen bir son akşam yemeği sahnesini betimlemektedir. Şimdi İsa'nın bir filozofu nasıl andırdığını gerçek bir filozofu resmeden ve konu alan başka bir eserle karşılaştırarak bakalım. Buradaki filozof formu, Pompei'deki Platon'un sempozyumunu konu alan freskine oldukça benzemektedir gördüğünüz gibi. Biri tamamen pagan, diğeri ise Hristiyanlığın ürünü olan bu iki eserde de ortada sorulan bir soru vardır ve bir öğretmen modeliyle öğrencileri yer alır. İyi çoban olarak İsa. Ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Ben koyunlarımın uğruna can veririm. Eski ve yeni ahitte çokça geçtiği üzere çoban, İsa'yı tanımlayan ögelerden biridir. Erken Hristiyanlık sanatında İsa, iyi çoban formundadır ve onun takipçileri olan figürler insan olarak değil, koyun olarak betimlenir. Yine bu yüzden bu dönem sanatı oldukça pastoral ögelere sahiptir. Koyun olduğu gibi, kuş ve balık gibi hayvanlarda İsa'nın öğrencileri ve takipçileri olarak betimlenmektedir. İyi çoban formundaki İsa'yı konu alan en önemli eserlerden biri 5. yüzyıla tarihlendirilmiş Ravenna'daki Galla Placidia mozolisinde bulunan bir mozaiktir.
Ravenna daha sonradan Rönesans'a da yön verecek önemli bir kent olduğundan burada sanatın daha özgünleştiği ve pagan dinamiklerinden koptuğu bir gerçektir. Doğu Hristiyan üslubuna daha yakın bir İsa görülür. İsa'nın takipçileri burada koyun olarak betimlendiğinden buradaki İsa tam anlamıyla bir iyi çobandır. Yeşillik alandan, kayalardan yani kısaca bu dış mekan tercihinden o dönemki sanata pastoral üslubun hakim olduğu görülmektedir. Pisilya katakombundaki bu örnekte kompozisyona kuşlar da dahil olmuştur. Buradaki İsa alışılagelmiş fiziksel özelliklerinden oldukça farklıdır. Deriden çizmeleri ve çantası, bezden kıyafeti ile tamamen bir çoban görünümündedir. İnançlardan ziyade doğayla, kuşlarla, koyunlarla, balıklarla ve diğer hayvanlarla iletişime geçtiği betimi başlı başına pagan bir inançtan beslenmektedir. Orfeus kültü. Erken Hristiyanlık sanatının bir ürünü olan önceki örnek ile antik Roma mozaiklerinden olup Orfeus'u betimleyen bu örnek şu şekilde bağdaştırılabilir. Mitik anlatımında müziğiyle doğadaki her türlü canlıyı yatıştırıp onlarla iletişim kurabilen Orfeus ile erken Hristiyan sanatındaki İsa betimi arasında bu yüzden ciddi benzerlikler bulunmaktadır. Aynı şekilde iyi çoban İsa sık sık omuzlarında bir kuzu ya da koyun taşırken görülür. Yine pagan bir imge olarak kuzuyu taşıyan Hermes ile paralellik göstermektedir. Yaklaşık olarak 3 ve 6. yüzyılları kapsayan bu sanat, 550'li yıllardan sonra Bizans sanatına evrilir. Pagan kültürünün mozaik, fresk, heykel geleneklerinden beslenen erken Hristiyan sanatı, ilk etapta onlara çok benzeyen ürünler ortaya çıkartmıştır. Sonra ise kendine özgü üslubu ortaya çıkar. Doğu ve Batı kiliselerin ayrılması ve inancın farklılaşmasıyla o coğrafyalardaki mirastan da beslenerek Katolik ve Ortodoks üslupları olarak iki kola ayrılmıştır. Mozaik geleneği doğuya kayarken freskten daha ziyade Batı sanatında söz edilmektedir. Ve sanatın da oturmaya başladığı bu dönemde artık karşımızda klasik bir İsa betimi vardır. Görünce direkt İsa diyebileceğimiz bu figürün fiziksel özellikleri, atribüleri ve karakteristiği artık sabitlenmiş, Hristiyan sanatındaki daha ziyade Avrupa için konuşuyorum, belli bir görsel düzleme oturtulmuştur.